Ziraat Katılım, İş ve Ekonomi programını sunar. Efendim merhaba, hayırlı akşamlar dileklerimize yayınımıza başlıyoruz. İnşallah iyisinizdir. Evet, İstanbul'da kışı bir türlü geride bırakamıyoruz. Ve yağmuru çamuruyla derler ya, evet bugünler yine biraz soğuk geçiyor. Aman dikkat diyoruz sağlık sorunları açısından. Şöyle bakıyorum, ister kamu hizmeti veren yerlerde, kamu sağlığı denilen o binalarda, hastanelerde, özellerde fark etmiyor. Herkes efendim hastayım diye doktor peşinde. Evet, ekonomide de doktora ihtiyaç var. Reçete üstüne reçete yazıldı ama baktığımızda sıra uygulamaya geldiğinde bizler bile eğer hastaysak aa diyoruz, bazen ilacımızı zamanında almadığımızda unuttum ya deyiveriyoruz. Ama artık unutma lüksü yok ekonominin, çünkü bir ordu misali övünç duyduğumuz bu 80 milyonun büyük bir kısmı genç nüfus. Ve bu genç nüfusun da %19'u işsiz. Net konuşmak gerekiyor. Hiç ne sağa bükeceğim ne sola bükeceğim bugün. Ve baktığımızda 2008 yılındaki işsizlik oranı o krizin dip noktasında ya da zirve diyeyim, o noktada gözü görmediği bir dünyadaydık. Hatırlayanlar şöyle bir gözlerinin önüne getirsinler. %14'lere geldiğinde aman Allah dedik, ne oluyoruz? Şimdi %11'ler seviyesi söylendi. Aralık ayında biraz daha yüksek çıkmış olacak. Bundan birileri nemalanabilir piyasalarda dalgalanma adına. Sakın ola bundan da tedirgin olmayalım. Mart ayı çok önemli diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Dünkü konuşmasını dikkatlice izlediğinizde ve orada ne demişti? TOBA seslenmişti ve Sayın Başbakan da TOP üyelerine hitaben de şu ifadeleri kullanmıştı. Net olarak söylüyorum. Her bir üye bir kişiyi istihdam etse 1,5 milyon yeni iş alanı, yeni aş anlamına geliyor demişti. Tamam da kardeşim, Sayın Başbakan'ın talimatını başımızda gözümüz üstünde deriz. Planı yapan kim? İş dünyasında yarınlara bakıp da ben adım adım her şeyi uygulayabilirim diyen kaç tane var baba it olarak? Bir tıkanıklık olduğunda 3 ay sonrası için gözünü direkt işçisine diken çoğu efendim işveren için kabus o zaman başlayacaktır diyebiliriz. Tabii şomazlı olmamak gerek ama gerçekleri de göz ardı etmeden sağlam adımlarla yürümek gerek. Bugün inşaat sektöründen 7-8 ismi, çok markalı konut projesi üretenlerin 7-8 ismi Sayın Ağoğlu'ndan tutun da diğer birkaç isme kadar görüşme imkanım oldu. Ve hepsi de iştahlı bir şekilde tamam, biz Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına kulak vereceğiz ve en az 1500-2000 kişiden aşağı düşmemek kaydıyla istihdam imkanı sağlayacağız dediler. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Vurun abalıya misali sanayiciye her zaman için şöyle bakıp ondan medet ummamak gerek. Aynı şey inşaatçılar için de geçerli, diğer kesimler için de. Biraz da beyin gücünü çalıştırmak gerekiyor. Herkes aynı işi yapmamalı bu memlekette. Kalkınmanın modeli biraz değişikliğe uğramalı. Yani katma değer yönü. Herkes aynı işi yaparsa kimse daha fazla, bir dilim daha fazla ekmeğe ulaşamaz. Allah bu günleri de aratmasın diyoruz. Ve piyasalarla ilgili görüşleri alacağız az sonra. Ardından az önce işte dile getirdiğim konularla ilgili birkaç değerli iş adamını yayına alacağım. Ve promosyon konusu emekliler için önemli bir konu. Öte yandan bir de biliyorsunuz bu büyük annelerin aylık maaşı İnşallah gelecek ay itibariyle yürürlüğe giriyor. Bunu da konuşalım detaylı bir şekilde bugün. Yayınımız başladı. Yeniden hoş geldiniz. Evet, İstanbul'a telefon attığımızda ve biz hemen selam veriyoruz.
sağlık, afiyet dileklerimizi sunuyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum Mehmet Bey. Teşekkürler. Evet, şimdi İhsan Bey'den söz edince sevgili izleyiciler, bazen böyle yetiş Allah derler ya, Hızır yetişmezmiş. Ve öğle saatlerinde o kadar bir yoğunluğum vardı ki başımı kaldıramıyordum işten. Yeme fırsatı bile bulamadım bir şeyleri atıştırma. Bir baktım kapı çalındı. Karşımda İhsan Bey, elinde böyle paketler, sana yemek getirdim dedi. Hayrola dedim. Hani adeta içine doğmuş benim o koşturmam. Buradan hakikaten günün ödülü oldu. Teşekkür ediyorum yeniden kendisine. Biz piyasaya da teşekkür edecek bazı efendim doneler verelim. Çünkü tespitler her zaman isabetli. Oradan başlayalım günün rakamlarıyla, buyurun. 88.900 puanda Borsa İstanbul, yine bir rekorla günü tamamlıyoruz. Bu hafta genel itibariyle yükselişlerin olduğu, yurt içi piyasalarında döviz fiyatlarının düştüğü ve rahatladığı bir haftayı geride bırakıyoruz yavaş yavaş. Yarın haftanın son işlem günü yine olumlu bir piyasayı geride bırakacağımızı tahmin ediyoruz. Yine dolar seviyecilerin üzüldüğü bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü dolar kuru da 3.6750 lira seviyesine kadar geriledi. %1.11 değer kayıpları var dolar kurunda. Ancak biz tekrar yatırımcılarımıza ve vatandaşlarımıza, yani döviz borcu olan vatandaşlarımıza, döviz borcu ya da şirket borcu olan vatandaşlarımıza bu düşüşlerin kısa vade için de alım fırsatı verdiğini tekrar alım satmak isteriz. 3.6770 lira seviyesi kademeli düşüş trendi baskısı devam ediyor. Euro dolar paritesi yatay seyrini devam ettiriyor. 1.0692 bandında günü tamamladığını gözlemliyoruz. İç piyasalarda hem euro dolar paritesinin düşüşü hem de dolar TL kurundaki düşüşlerden dolayı iç piyasalarda euro TL kuru 3.94 lira seviyesine kadar geriledi. Ve muhtemelen de 3.92 destek seviyemiz var. Bu seviyeleri takip edeceğiz. Bu seviyelerin alt seviyesi 3.90 lira, güçlü bir destek seviyesi olarak ön planda duruyor. İhsan Bey, ben bir şey sormak istiyorum izninizle. Bir çelişki var karşımıza çıkan. Son 15 gündür siz de fark etmiş olabilirsiniz. Bir taraftan dolarla ilgili piyasada ya işte tekrar yükselir beklentisi, bir taraftan da bakıyoruz Trump'ın doları aşağı çekme yönlü ifadeleri, ki bu koca Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı üstelik. Ve evet, bakıyoruz dolarda yani tırnak içinde bir kimlik bunalımı yaşanıyor. Aşağı mı yukarı mı, genel global piyasalar açısından söylüyorum bunu. Tabii Türkiye'de etkileniyor bu süreçten. Kısa dönemde dolarda bir gevşeme süreci olabilir ama orta vadede doların yeniden 4 TL civarına kadar seyri söz konusu olabilir beklentisi var. Hangisine uymak gerek şu kısa dönemde? Uzun vadeli konuşmuyorum. Kısa dönemde. Nisan ayının ortalarına kadar, hatta sonlarına kadar dolar kurunda dalgalanmaları göreceğiz. 3.65-3.95 bant aralığı. Geniş bir bant aralığında dalgalanmaya devam edecek. Trump'ın güçlü dolar vurgusunda ilk 100 günü tamamlaması lazım Trump görevinin başında. O da Nisan ayının yine sonlarına denk geliyor. Hı hı. Yani hem Trump'ı hem de iç piyasalardaki referandum sürecini yan yana koyduğumuz zaman ikisi de Nisan ayının sonunu işaret ediyor bize. Tabii ki Nisan'la Haziran ayında ben dolar kurunda sert düşüşler bekliyorum. Özellikle 3.30 lira seviyesi en favori, en beklenebilen ve en mantıklı seviye olarak izlemeye devam edeceğim. Ancak Haziran ayından sonra, özellikle yılın ikinci yarısından sonra, özellikle Avrupa tarafından olabilecek bir kriz haberleri, euro dolar paritesinde sert düşüşlerin olabilme ihtimali, ister istemez dolar kurunu gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde güçlendirmeye devam edecektir. Muhtemelen de 4 lira seviyesi görülebilir bir rakam. Gördüğümüz zaman da şaşırmamamız lazım. Çünkü dışsal nedenler, küresel piyasalardaki kırılmış şartlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı bu fiyatlar görülebilir. Ama dediğim gibi bu Nisan sonuyla Haziran sonu arasındaki fırsatları da yatırımcılar tarafından, döviz borcu olanları tarafından kesinlikle fırsata çevrilmesi gerekiyor. Pozisyonlar alınması gerekiyor ki
doların yükselişlerinden olumsuz yönde etkilenmesinler. Çünkü dövizle ticaret yapan milyonlarca şirketlerimiz var. Dövizle ticaret yapmak zorunda kalan da şirketlerimiz var. Bu pozisyonlar, döviz borcu olanlar da var. Küçük yatırımcılarımız ev, araba alırken etrafına borçlanan. Bunlar da bu süreci bence alım yönünde kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Ama bu yıl o kadar yoğun ki Mehmet Bey, işte dediğim gibi bu Nisan sonuna kadar olan süreç, Haziran sonuna kadar olan süreç, Haziran'dan sonraki süreçler hep dalgalı kurun, hep dalgalı bir piyasanın devam edeceğine bizi işaret ediyor. Ondan sebep biz bu dalgalı seyirin yıl boyunca devam edeceğini tahmin ediyoruz. Şimdi dalgalı seyir dedik. Son bir şey daha soracağım. Tabii. Altını şöyle baktığımızda ben pazartesi salı günü detaylı konuyu işledim ama son 3 ayın zirve noktası gibi görünüyor. Evet. Tabii beklentiler daha yukarıda. Evet. Buna rağmen baktığımızda hala alım zamanı mı diye sormak gerekirse ne Biz diyeceksin? altın fiyatları ile ilgili zaten bütün televizyon kanalları ve gazetelerde manşet manşet haberler yapılmadan önce tüm vatandaşlarımızı alım yönünde zaten uyarmıştık. Altının gram fiyatı 127 lira seviyelerinde. Hatta geçen yılın Ocak ayında yine bu ekranlarda altının gramı 100 lirayken 125 ve 135 lira rakamlarını sık sık telaffuz ediyorduk. Ve 144 lira bandına kadar çıkma ihtimalinden bahsediyorduk ki altın gündemde değildi. Şimdi 147 lira seviyesine kadar yükseldi. Ben yatırımcılarımıza 144 lira seviyesinin üzerindeki rakamların balon olduğunu, çünkü yükselen altının gram fiyatı değil, dolar yüksek olduğu için altının gram fiyatının yüksek olduğunu hem köşe yazılarımda hem sosyal medyada hem de ekranlarda sık sık anlatmaya çalışıyorum. Altının gram fiyatındaki yükselişler kesinlikle kalıcı olmayacağını ben tahmin ediyorum. Alım yönünde de beklemek gerekiyor. İlk destek seviyemiz 138 lira ve Nisan ayından sonra da ciddi düşüşler olabilir. Ama yaz aylarında özellikle Haziran'dan sonra biz altının gram fiyatında sert yükselişler tekrar göreceğiz. Ama bu seviyeler kesinlikle bana göre en azından alım fırsatı olduğunu düşünmüyorum. Çok teşekkür ediyorum ve inşallah Teşekkür hayırlı ederim. bereketli bir hafta sonuna doğru yol alırız. İhsan Bey'i uğurladık. Ardından şöyle ara vermek gerekirse reklamları diyelim. Ardından ne yapalım? Milli İstihdam Seferberliği'ne destek. Destek var ama temkinli destek var. Çığ gibi diyemeyeceğim. Çünkü iş vaadinde bulunmak kolay. Al sana iş deyip çalıştırmak zor. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Ve uzun soluklu verimli sonuç alabilmek adına planlama yapılması şart demiştim. Bunları konuşacağız iki değerli iş adamıyla reklamlardan sonra. Evet, gündemde tabii ki birçok hadise var. Zaman zaman sıcak gelişmeleri arkadaşlarımız bant olarak sizlerle paylaşıyorlar. Allah yardımcıları olsun. Sınır ötesinde Türkiye'nin efendim milli mücadelesi dedi Sayın Cumhurbaşkanı, sadece içeride değil dışarıdaki düşmanlara karşı da hakikaten gördüğünüz gibi göğüs göğüse denilebilecek bir mücadele, savaş var. Allah herkese bir şekilde efendim serinlik versin diyoruz. Acı haberlerden uzak tutsun. Son 24 saate gelen haberler bizleri hakikaten üzdü. Rahmetini üzerlerinden esirgemesin diyoruz şehitlerimizin. Ve tabii ki rahmet her zaman için, herkes için gerekli. Ve bu rahmetten bir şekilde nasiplenmek de lazım ki Türkiye'de 80 milyon nefeslenirken helalından kazanmak adına mücadele eden milyonlar var. Bugün 1404 lira asgari ücret karşılığında nice insan ekmeğini evine götürme telaşındayken o ekmeği kazanabilmek için gün bekleyen ya da istihdam imkanı olsa da ben de şuraya bir girebilsem diyen nice değerli kardeşimiz var. İşte birkaç gün öncesinden bu yana gündemde belki de bir numaralı sırada diyeceğim ekonomi gündeminde Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu çağrı var. Aslında bu çağrıyı biz bundan 4-5 yıl önce de işitmiştik ve yine aynı iş dünyasına hitap etmişti Sayın Cumhurbaşkanı. Demek ki bir yerde bir eksiklik var. Çağrılar güzel ama yerine getirmek adına hevesleri de yerinde buluyorum. Onun ötesinde adım attıktan sonra uzun soluklu iş yapabilme gücü ya da yeteneği. Burada tıkanı veriyoruz her nedense ama bu defa
biraz daha teşviklerin gözde olduğu ve cazibesini ortaya koyduğu bir dönem yaşıyoruz diyebilirim. 2008'deki gibi göz gözü görmüyor diyemeyeceğiz. Biraz ha gayret diyor. Herkes sus pus ama ümitli. Geçen dönemde ümit yoktu. Şimdi ümitliyiz inşallah diyoruz. Evet, bu ümidi yine üzerinde taşıyan değerli bir isim telefon hattımızda. Tim. Tim deyince aklımızda Türkiye İhracatçılar Meclisi geliyor. Tüm iş adamlarının ihracatla ilgili hizmet veren onlarca efendim sektör temsilcisinin bünyesinde barındıran Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşundan söz ediyoruz. TOP. TOP'un içinde de tabii ki ihracatla ilgilenmeyen yok denecek kadar az. Ama TİM dediğimizde ihracatçılar. Şurada yanı başımızdalar. Yenibosna'da merkezi var. Ama Türkiye'nin dört bir yanında da ister sınırlarımızın ötesinde olsun, ister bu şehirlerimizin içinde olsun, üretim mi üretim diyorlar. Yeter ki Türkiye ekonomisi de katkıda bulunulsun. Bunlar ihracat yapıyor ama istihdama da katkı sözü vermiş durumdalar. Hatırlayın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine bizzat katılanlar oldu, söyleyenler oldu. Şu anda takip edenler var ama gördüğümüz şu ki bundan sonrası için bir plan program çerçevesinde ilerlenilmeli diyoruz. Tim bugün bir açıklama yaptı. Dikkatimi çekti bu da. İzninizle hemen oradan bir iki cümle okuyacağım. Milli bir seferberlik olarak tanımlıyor Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısını. Sayın Tim Başkanı Mehmet Büyükekşi ve diyor ki Başbakanımız ayrılan 12 milyar liralık kaynağı bizlere sundu. Biz de ihracatçılar olarak diyoruz ki biz de varız. Ve ilave 1 milyon yeni istihdam seferberliğine tüm gücümüzle katılırız. Kendi firmamda 2000 ek istihdam ile destek vereceğim diyor ve 300 bin bir istihdam, çok efendim bu rakamlar olağanüstü rakamlar ve toplamda da her yıl en az 700 bin kişinin istihdam edilmesi gerekiyor. Konuyu biraz daha açalım ve hangi sektörlerde ne kadar insana, çalışana ihtiyaç var sorusundan ziyade Türkiye ekonomisinin gidişatında iş dünyasının penceresinden bir bakış size sunacağız. Ve konuyla ilgili de ihracatı büyüterek istihdam sağlama hedefli hizmet veren TİM'in yönetim kurulu üyesi Sayın Adnan Dalga Kıran beyefendiyi selamlamak istiyorum. Hayırlı akşamlar dileklerimle Adnan Bey, merhaba. Hayırlı akşamlar, merhaba. Evet efendim, Sayın Cumhurbaşkanımız zaman zaman sizlere de kamuoyuna da moral veriyor, çağrıda bulunuyor, işaret ediyor. Hükümet de imkanlarını seferber ediyor ve dönüp dolaşıyor, iş size kalıyor dersem yanlış söylemiş olmayacağım galiba. Önce bir fotoğrafı çekelim derim, Türkiye ekonomisinin genel görünümüyle ilgili. Ardından böyle bir seferberlikte TİM'in gayreti, şahsi kanaatiniz, bunları rica edeceğim. Buyurun efendim. Öncelikle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye hakikaten zorlu bir dönem yaşıyor. İçeride ve dışarıda pek çok problemle uğraşıyor. Bir yandan da ekonomisini dik tutmaya çalışıyor. Evet. Kolay, hiç kolay bir şey değil ve dünyada da kolay kolay çok fazla ülkenin üstesinden gelebileceği bir durum değil. Gerçeklik bu. Evet. Bizim silahlı kuvvetlerimiz Türkiye dışında ve içinde bu mücadeleyi sürdürürken şunu bir kez daha görüyoruz ki Türkiye'nin ekonomik alanda çok güçlü olması lazım ki içerideki ve dışarıdaki düşmanlarıyla baş edebilsin. Bir işin madalyonun başka bir yönü var tabii. Buyur. Dünyada ciddi bir ekonomik çalkalanma var. Bir başka çerçeveden de baktığınız zaman ihracat için en önemli ülkeler, bütün ülkeler için komşu ülkelerdir kolaylıkla ihracat yapabilince. Bu anlamda da baktığınız zaman bütün komşularında problem var ekonomik, sosyal, siyasal. Tüm bunlara rağmen Türkiye bir ekonomide en azından bir gerileme içerisine girmeden yoluna devam ediyor.
Bunu daha da geliştirebilmemiz için, bu zor şartlara rağmen geliştirebilmemiz için kısa vadede yapmamız gereken şeyleri tabii ki elbette yapmaya çalışacağız. Zaten sanayici dediğimiz kitle her zaman kârdan daha çok daha başka hayallerle yola çıkan bir topluluktur. Dolayısıyla da biz bunu hep bir vatan mücadelesi olarak gördük. Katma değer artırmak, yurt dışına ihracat yapmak. Ama bugün içinde bulunduğumuz duruma bakarak kısa vadede neler yapılması gerekir diye baktığımız zaman zaten içerideki bir ekonomik daralma firmalarımızı dışarıda daha aktif olmaya zorluyor. Bu çerçevede daha fazla ülkede ihracat yapmaya çalışmak öncelikli olarak hedefimiz olmakla birlikte bütün bunlar biraz daha orta ve uzun vadeli planlarla da birleştirerek hareket etmemiz gerekiyor. Ürün çeşitliliğimiz az. Sanayimizin %70'i orta düşük ve düşük teknolojiden oluşuyor. Katma değerimizi yükseltmemiz gerekiyor. İş dünyası, iş adamları da daha vizyoner, daha nitelikli işlere doğru yönelmemiz gerekiyor. Bu çerçevede baktığımız zaman benim başkanlığını yaptığım sektörün, makine sektörü istihdamdan daha çok katma değer yaratmaya dönük bir sektördür açıkçası. Tabii siz bu arada TİM'de efendim hem Meclis Yönetim Kurulu üyesisiniz ama onun ötesinde makine demişken hemen saygıdeğer izleyicilerimize de buradan anons edeyim. TİM Sektörler Konseyi Makine ve Aksamları Sektör Kurulu Başkanı göreviniz de var ayrıca. Evet, evet. Buyurun. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Bu katma değerli alanında ilerlemek çok önemli ve stratejik. Şunu çok açıkça kabul etmek lazım ki şu anda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti dünyadaki en fazla teşviği veren hükümet olarak bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama madalyonun bir öbür tarafına geçtiğimiz zaman da her şeyin teşvikle hallolmadığını da gösteren bir tabloyla karşı karşıyayız. Evet. Çünkü bu yani Ar-Ge yapacak nitelikte farklılık o yaratacak şekilde nitelikte iş gücüne ihtiyacımız var. Beşeri sermayenin daha nitelikli olmasına ihtiyacımız var. Yoksa bu beşeri sermaye, bu insan gücü oluşmazsa gökten para da yağdırsak nitelikli, çok çok nitelikli işler çıkarmak çok mümkün olmuyor. Ama şu anda içinde bulunduğumuz duruma bakarak şunu söylemek lazım. Buyurun efendim. Bir kere iş dünyasının hiçbir şekilde moralini bozmaması lazım. Şu anlamda da bozmaması lazım. Türkiye bir ekonomik kriz içerisinde değil. Ve ekonomik krizde beklememeli. Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu durum hem dünyadaki mevcut durumdan hem konjonktürel durumdan kaynaklanan hem de ekonomisinin daha dönüşüm yeni bir evreye değişim noktasına gelmesinden kaynaklanan problemlerden dolayı büyümesinde problem var. Düşük büyüme hızı. Siz de az evvel söylediniz. 700 bin kişiye iş bulmak zorunda. Bunun içinde Türkiye'nin her yıl minimum %5 büyümesi gerekiyor. İşte bu büyümeyi sağlamak için iş dünyasının yatırıma yönelmesi gerekiyor. Dışarıdan yatırım şu anda Türkiye çekemediğine göre bu işlerde bize düşüyor. Bize düşen bu işlerde de yatırıma girmek Türkiye içine yani yerele yönelik yatırımlardan daha çok dünyaya mal satabileceğimiz yatırım ya da üretim alanlarına doğru hızla yönelmemiz, ürün çeşitlilikleri ortaya çıkarmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı cephesinden bakarsak Adnan Bey, TİM'den de açıklama yapıldı gerçi ama 23 tane ilin cazibe merkezi ilan edilmesi de başta olmak üzere. Çünkü sizin ayrıca Orta Anadolu Makine Aksamları İhracatçılar Birliği Başkanlığı sıfatınız da var. Evet. Bu cepheden bakarsanız Anadolu'daki insana moral veriliyor ama neticeye bak, neticeye diyebilirler. Netice evet. Ne olabilir? Bu yıl için özellikle şu geçiş döneminde önemli bir referandum arifesindeyiz. Bu yönüyle bakarsanız özetle ne demek gerekiyor? 3 dakikalık süremiz kaldı efendim. Buyurun. Şimdi moral çok önemli bir şey. Yani moral olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu morali iş dünyasına ve Türkiye'ye elinden geldiği kadar aşılanmaya çalışıyor. Biz de iş dünyası olarak moralsiz değiliz. Sadece yani her zaman durgun denizde
gemi kullanılmaz. Kaptanın iyisi de dalgalı denizde belli olur. Evet. Biz elimizden geldiği kadar bu dalgalı denizde kendi stratejilerimizle bu gemiyi yüzdürmeye devam edeceğiz ve hatta geliştirmeye devam edeceğiz. Ama dediğim gibi elde bir sihirli değnek yok. Dokunduğunuz zaman her şeyin değişeceği şey yok. İnşallah bir süre sonra daha ekonomi gündemli bir Türkiye olduğu zaman bu değişimi nasıl gerçekleştireceğimizi hep beraber daha açık bir şekilde tartışabilir hale geliriz. Ama şu içinde bulunduğumuz durum içerisinde şirketler ellerinden geleni yapıyor. Neler yapılması gerektiği konusu ise her sektöre göre değişiyor. Ama şu anda yapmamız gereken şey şu, bizim Türkiye'deki ihracat rakamlarını ne olursa olsun büyütmemiz gerekiyor. Onun için firmaların topyekün yurt dışında yeni pazarlar oluşturması en acil yapabilecekleri en acil işin bu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Onun dışında da katma değerli üretim yapabilecek firmaların da bu alanda yatırım yapmakta hiç çekinmemeleri aslında yatırım içinde bu tür zaman dilimlerinin çok daha uygun olduğunu da ben düşünüyorum. Bu fırsatları da değerlendirecek firmalarımızın oldukça fazla olduğunu düşünüyorum. Ve bu dönemi de inşallah Türkiye çok zorluk çekmeden atlatacağını düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah yani, uzun soluklu bir imkan sunulur istihdam beklentisinde olan yüz binler için. Bunların arasında nitelikli var, vasıfsızlar var ama hepsi bu vatanın evlatları. İnşallah efendim imkan sadece devletten değil, özel sektörden, sanayiciden değil, düşünen fikirlerden de çıkacaktır ama burada nakit ve finansla ilgili de verilen imkanların, teşviklerin doğru kullanılmasının vebali de iş dünyasının üzerinde, bunu da unutmamak gerekiyor değil mi efendim? Evet, doğru, çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Bu da bu vebalde bizim üzerimizde ki bu konuda ciddi desteklerin var olduğunu konuşmamın başında da söylemiştim. Evet. Bunları da doğru bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Adnan Bey teşekkür ediyorum. Sağlık afiyet diliyorum efendim. İnşallah hayırlı çalışmalarda yine bir arada oluruz ve sizi uğurluyoruz. Programımız devam ediyor sevgili izleyiciler. Evet Adnan Bey'in cümlelerinden yola çıkarsak istihdamla ilgili herkes elini taşın altına koydu. Hatta geçen hafta gayrimenkul dünyasında öyle bir karar ortaya çıktı ki biliyorsunuz faizi darmadağın etmek amaçlı bir şey ortaya kondu. Belki küçük vade farkları ifadesi geçti ama enflasyonla maalesef boğuşan bir ülkeyiz. Bunu da dikkate almak gerekiyor. Gövdeyi artık taşın altına koymak gerekiyor. Elden ayaktan olacak bir şey değil gibi düşünüyorum ben bu süreci. Tabii bağlantılarımızın devamlılığı açısından Reci'den de bana bilgi gelecek şimdi yoğunluk olduğu için. Ama şöyle yapabiliriz. Biz iş dünyasıyla az önce görüşmeler yaptım dedim. Bir taraftan emeklilere de az sonra seslenmek istiyorum. Güzel haberler var. Bağlantımızı da kuracağız. Her zaman olduğu gibi bu konuda kalemi kuvvetli ilk müjdeli haberleri veren Faruk Erdem Bey bizlerle olacak az sonra. Sabah gazetesi yazarı telefon aracılığıyla. Tabii bundan önce iş dünyasından ben birkaç tane emeğin verimli kullanılması konusunda bazı çağrılar yapıldı ki bu konuda Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı ile bir görüşme yaptım geçtiğimiz saatlerde. Ve diyor ki mesele bizim 1000-2000 işçiyi almamız, zaten inşaat sektörü ekonominin dinamosu oldu artık. Neredeyse %7'lik bir büyüme söz konusu ve baktığımızda nasip olursa biz bu sene 4 projeye başlayacağız. Onun ardından da 2500 istihdam imkanı sunacağız. Mesele şuradan. Biz bu projeler bittiğinde haydi kardeşim işin gitti güle güle demeyeceğiz. Evet bu önemli bir cümle. Biz işin bitti hadi güle güle demeyeceğiz diyor. Ve inşallah iş dünyasında her daralmada ilk baktığımız şey kalemler açısından personeldir değil mi? Personel önemli. Makineler personelin yerine ne kadar iş yapabiliyor? Şöyle bir kıyaslayın. Akıl mı üstün, makine mi üstün? Bunu da kıyaslayın. Verimli olan aklı her zaman için
önde tutmanız gerekir diye düşünüyoruz doğrusu. Onun haricinde tabii baktım şöyle, sadece 5 iş adamıyla görüşme yaptığımda toplamda benim 15 bin istihdam sözünü aldım bugün. İnşaat sektörüyle ilgili konuşuyorum. Gerisini varın siz düşünün, bu işin de takipçisi olacağımı buradan söylemek istiyorum. Evet, telefon bağlantımız hazır mı arkadaşlar? Evet, ekonomi ajandamıza hemen bir geçelim. Oradan bağlantımızı da kuralım. Evet, sevgili izleyiciler, aslında ajandamız bizlerin değil, büyüklerin ajandasında kayıtlı olan birkaç önemli not var. Bir tarafta emeklilerle ilgili müjdeli haberleri sürekli vermeye çalışıyoruz. Bir taraftan da tabii ki çalışanların dünyasına da bakıyoruz. Ve burada özellikle hep gelir kalemleri üzerinde duruyoruz. Devletimizin, milletimizin bir şekilde efendim kalkınması adına. Vergileri doğru dürüst ödediğimiz takdirde işte nerelere harcanıyor bu vergiler diye sorduğumuzda karşımıza birçok kalem çıkabiliyor. Şimdi işverene istihdam desteğinin geçtiğimiz işte 2-3 günün konusu olarak sizlerle paylaştık ama öte yandan bir de tabii ki 1 milyon kişiye kredi ve hibe fırsatının da olduğunu buradan hatırlatalım. Bu konuda da yeri geldiğinde sizlerle detaylara gireceğimizi söyleyebiliriz. Bir başka konu daha var ki emeklilere promosyon konusuydu. Biz birkaç defa bunu gündeme getirdik. Aslında gündeme getirirken de İşi bilenlerle bu konuyu gündeme getirdik dersem daha doğru olacak. Büyük anne maaşını da ilk gündeme getirenlerden bir isim var ki ardından hemen bağlantı kurmuştuk. Aradan bir ay geçti. İşte maaşlar da belli oldu. Kimden söz ediyorum? Sabah gazetesinin ekonomi yazarı Sayın Faruk Erdem'den, ayrıca Takvim Gazetesi'nin ekonomi servisi müdürü. Faruk Bey hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Mehmetciğim. Ya her iş ne güzel böyle tıkır tıkır işlese, daha biz bir ay önce yaklaşık bu konuları konuşurken bakanlık neredeyse pilot bölgeyi tespit etti, sayıyı tespit etti, rakamları tespit etti. Bir de baktık basın toplantısı düzenledi. Güzel bir sonuç. Sizin açınızdan bakarsak nasıl efendim ilerlenildi? Önce büyük anne maaşı diye kamuoyunda bilinen bu büyüklerimize çocukların ya da torunlarının bakımı ile ilgili verilecek yardımdan söz edelim ya da maaş diyelim daha doğrusu. Buyurun. Şimdi tabii bunu ilk konuştuğumuzda söylemiştik. Hani illerin sanayi ve ticaret odaları bu işe destek verince biraz daha kolay oldu. Sadece hani hazine kaynaklarıyla olmuyor. Biraz özel sektörün de taşın altına elini koymasıyla. Doğru. Aslında onlar buna verdikleri maddi destek karşılığında da İnsan kaynağını kaybetmemiş olacaklar. Yani anneler çocuk doğduktan sonra biliyorsunuz 6 ay sonraki dönemde de o çocuk okul yaşına gelene kadar yarım gün çalışma hakkına kavuşmuşlardı. Bir elemanı haftanın işte 6 günü yerine 3 gün çalıştırmak yerine burada bir maddi destek vererek hem elemanını kaybetmeyecek hem de böyle bir sosyal projeye destek vermiş olacak. Biz o zaman hani 4-5 ilde olacağını söylemiştik. Evet. Çok şükür ki 10 ile yayılmış. Bunları izninizle işte ben sıralamak istiyorum mümkünse. Proje tabii İstanbul olmazsa olmaz. İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Sakarya, Antalya, Konya, Tekirdağ ve Gaziantep'te toplam evet. 6000 aile. Şimdi 6000 aile. 6000 aile tabii bu bir sınır değil ama yani öyle hani pilot diye etapta 6000 aile diye düşünülüyor. Hı-hı. Bu başvurulara göre değerlendirilecek tabii. Şimdi başvuru diyoruz. Herkes birdenbire benim de torunum var, ben de başvurayım diye olacaktır mutlaka. Şartlar vardır. Bildiğimiz, hatırladığımız kadarıyla sizden rica ediyorum. Herkes buradan nasiplenebilecek mi büyük annelerimiz? Bir kere çocuğun ilk başta biz bunu tabii 3 yaşına kadar hatta 2 yaşına kadar da biliyorsunuz bu Avrupa Birliği fonuyla sağlanan dadı parasında. Burada da öyle olur diye düşünmüştük ama biraz yaşı geri çektiler. Bir yaşın içinde olması lazım. Yani bir yaşını doldurmamış olması lazım bir kere çocuğun. Annesinin İki, çalışıyor olması gerekir değil mi? Annenin mutlaka çalışan olması gerekiyor. Tabii şimdi yani anne zaten çalışmıyorsa çocuğa kendisi bakabiliyor. Yani doğru. Çalışan anneye destek olarak düşünüldüğü için annenin bir kere kayıtlı olarak çalışması lazım. Yani sigortalı olarak.
Zaten kayıtsız çalışma diye bir şey olmaması lazım da maalesef ki biz bunu böyle söylemek zorunda kalıyoruz. O da ayrı bir konu, bir gün konuşuruz inşallah. Ortaya çıkacaktır bazı işverenlerin cinlikleri diyeyim burada. İşte acaba orada seni sigortalı olarak çalıştırıyorum deyip de sigortasının tamamını yatırıp yatırmadığı, kısmi yatırmalar oluyor. Bunların hepsi geçmişte aslında çok bariz ortadaydı. Şimdi kayıt altı her şeye rağmen yol kat edildi diye düşünüyorum. Tabii, bir ölçüde o kayıt altına almanın da vesilesi olabilir bu iş. İnşallah. Tabii bu kayıt dışılıkla mücadele devam ediyor. Orada bayağı da söylediğin gibi yol alındı. Benim gizli kayıt dışılık dediğim bir şey var. İnşallah o da çözülür. Madem konuyu açtım, bir vesileyle onu da buradan söylemek istiyorum. Var vaktimiz. Buyurun efendim. İnsanlara gerçek maaşını göstermeyip asgari ücretten göstermek de gizli kayıt dışılık. Burada o insanların geleceğini çalıyorsunuz. Devletten vergi hırsızlığı yapıyorsunuz. Prim hırsızlığı yapıyorsunuz. Bu hem cezayı gerektiren, yani hapis cezasını gerektiren, çünkü burada evrakta sahtecilik gibi bir suç da ortaya çıkıyor, hem de idari para cezalarını gerektiren bir suç. Ama bu çok kullanılıyor. O yüzden buna razı olmamak lazım ama mecburen insanlar işini kaybetmemek için razı oluyorlar. Bunu bir ara not al, konuşalım bu gizli kayıtlı. Ama burada, siz de gündeme getirdiniz. Evet. Annenin en az bir yıllık sigortalı olması gerekiyor. Başvuruyu anne yani yapacak işte, değil mi efendim? Burada başvurunun bizzat çalışan kişi tarafından mı yapılması gerekiyor? Şimdi burada şunu söyleyelim. Buyurun. Ya işte torununa maaş verecek diye yarın hemen gidip bir iş yerinde sigortalı gösterilene vermeyecekler. En az bir yıl süre tanıyorlar. Buradaki suistimalleri herhalde böyle önleyecekler. Evet. Bunun dışında Çalışma Bakanlığı'nın web sayfasındaki formu doldurarak müracaat edecekler. İsteyenler de illerde SGK veya İşkur İl Müdürlüklerine başvurulacaklar. Böyle bir imkan var. Yani isteyen internetten başvuracak, isteyen bizzat gidip başvuracak. Annemizin, büyük annemizin yaşı sınırı var mı? Yani yapılan açıklamaya göre burada bir 65 yaş sınırı konmuştu. Ama bakanın ifadesi şu: 65 yaşın üstünde ama sağlığı yerinde, çocuğa bakabilecek durumda olduğunda tespit edersek onları da vereceğiz diyor. 425 lira şu anda düşünülen miktar. Vallahi güzel bir şey. Bu konuda İşkur'u da belki tebrik etmek gerekiyor. O kadar gayretler ortada. Sosyal güvenlikle ilgili bakanlığın olsun, aile sosyal yardımlaşmada olsun. Yani bir gayret var. Bundan sonra çözülemeyecek bir şey kalmadı gibi görünüyor. Özellikle emeklilerin cephesine de bakalım son 2 dakikada. Uygun görürseniz, promosyon dedik. İşte promosyonla ilgili imzalar atıldı. Herkes kendi bankasından... Atılmaya devam ediyor. Evet, banka tercihi konusunda biraz tereddütleri var. Eğer kendi bankasının haricinde ilk kez alacaklar için söylüyorum bunu. Ne diyeceksiniz, tercihler ne olsun, nasıl ilerlesinler emekli büyüklerimiz? Zaten tercihler ticari düşüneceksiniz. Kim ne kadar fazla veriyorsa orayı seçeceksiniz yani doğal olarak. Ama şu ana kadar 5 banka var, birisi kamu bankası. Bu 5 bankanın yaptığı açıklamalara baktığımda devletin koyduğu taban fiyatları uygulayacaklarını açıklamışlar. Dolayısıyla şu anda banka tercihleri bunlar. Ama bankaların bazı kolaylıkları var, onlara bakılabilir. İşte kimisi başka ATM'den para çekersen ücret almayacağım diyor. Kimisi işte hesap işletim ücreti almayacağım diyor. Kimisi başka ürünler sunuyor. Bunlar gidip bankayla görüşülüp halledilecek konular ama protokolde şu var. En az 2 tane faturayı şey yapacaksınız. Otomatik ödeme talimatı vereceksiniz. Hı hı. Bundan bir ücret yok. Hatta sizin için de faydalı bir şey. Çünkü unutabilirsiniz, yatırılıyor ama burada kredili mevduat hesabı şartı var. Bunda da aslında iyi kullanırsanız ya da kullanmazsanız yine bir sıkıntı yok. Yani sizin atıyorum 2000 lira maaşınız var. Size 2000 liralık da bir kredili mevduat hesabı açacak banka. Siz 2000 lira değil de 2001 lira çekersiniz. Oradan faizli para çekmiş olacaksınız. O yüzden 2000 liranızı çekip ona hiç dokunmazsanız hiçbir sıkıntı yok. O yüzden emekliler bu fırsattan faydalansınlar. Mart'ta başvurular başlıyor ve paralar ödenmeye başlıyor. Hemen Nisan, peşin Mayıs'ta ödenecek diye duydum. Doğru değil mi efendim? Peşin ödeme yapılacak. Tabii bunu tamamı ödenecek. Maaşa göre biliyorsunuz 1000 liranın altına 300 lira, 2000 lira arasına 375 lira, 2000 liranın üstüne de 450 lira verilecek. 3 yıllık olacak sözleşmeler. Dikkatimi dikkatimi çekti efendim son sorum. 3 yıl sonra yeniden bir promosyon ödemesi olacak ifadesi geçti gazetenin birisinde. Evet, 3 yıl sonra
tekrar sözleşme yenilenecek. O zaman belki bu promosyon miktarları da artabilir. Hani ilk konuştuğumuzda bir şey söylemiştik. Bu promosyon miktarları düşük, evet, ama bu bir devrimdir demiştim. Bir kere bu kazanılmış bir hak. Artık buradan geri dönüş yok çok şükür. Çok teşekkür ediyorum. Ben emekleriniz için de siz de gündeme getirdiniz. Hızlandırılmasına vesile oldunuz. Farklı gazeteler olabilir. Zaman zaman Sabah gazetesi de, zaman zaman Akit'te görüyoruz, zaman zaman farklı gazetelerde, ama çalışma hayatıyla ilgili her yenilik efendim milyonları yakından ilgilendiriyor. Faruk Bey de bu konuda kaleme aldığı tüm yazılarda bizleri de efendim zaman zaman yayınımıza alarak sağ olsun bilgilendirmiş oluyor. Evet, bu bilgilendirmeler ışığında vakit çok hızlı geçti ve biz bugün yine size veda edeceğiz. Nasip olursa daha hayırlı haberlerde bir araya gelmek için. Tekrar bir araya gelelim diyorum. Buluşmamız yine burada olsun. Kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık. Ziraat Katılım, İş ve Ekonomi programını sundu.